Merhaba Webtekno takipçileri, ben Lütfü Karaca. Bu videomuzda sizlerle birlikte Quattro M1453 inceleyeceğiz. Bu bir kampanya videosu arkadaşlar. Bu kampanyamızda toplamda 1 değil, 2 değil, 3 değil, 9 değil, toplamda 10 kişiye bu telefondan vereceğiz. Kampanya detaylarımızı videonun sonuna doğru anlatacağım arkadaşlar. Şimdi telefonumuza geçelim yavaş yavaş. Kutu içeriği oldukça zengin telefonun kutu içeriğinden başlamak istiyorum. Kutuyu açtığımız zaman şöyle bir kitap sayfası gibi bir şey karşılıyor bizi. Burada özellikleri yazıyor. Burada da telefonun kendi fotoğrafını görüyoruz. Bir sayfa daha çevirdiğimiz zaman karşımıza tabii ki de telefonun kendisi geliyor. Telefon bir kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıfı dilerseniz çıkartabilirsiniz. Ön ekranı koruyan bir kılıf var burada. Bunu ben çıkartayım. Bir tane kılıf var. Bir tane ekran koruyucu film geliyor arkadaşlar. Bir tane de sadece arka tarafını koruyan bir kılıf geliyor. Telefonun arkasına takıyoruz. Onun dışında bir adet USB şarj veya veri aktarımı için bir kablo var. Bir adet adaptör geliyor. Gayet kaliteli bir adaptörü var. Çok güzel bir şekilde paketlenmiş ve aynı şekilde de güzel olan bir kulaklık geliyor. Onun dışında yazılım güncelleme uyarısı ile ilgili bir kağıt geliyor. Bunu okursunuz, alanlar okur. Zaten telefon açar açmaz bir yazılım güncellemesi yapıyor. Onun dışında garanti belgesi var. Bir de kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Kutu içeriği bu kadar. Unutmadan söyleyeyim, ayrıca kutuyla birlikte size bir tane, şu an benim yanımda değil, buff ekran koruyucu kılıf geliyor. Bu bizim de daha önce incelediğimiz kırılmaz buff ekran koruyuculardan gönderiyorlar. Kutumuzu şöyle kenarıya kaldıralım. Telefona artık yavaş yavaş geçiş yapabiliriz. Öncelikle sağında solunda neler var bunlardan bahsedeyim. Telefonun sağ bölümünde sadece ses açma kapama düğmesi var arkadaşlar. Buradan ses ayarlarımızı yapıyoruz. Sol tarafında da power tuşu var. Telefonumuzu açıp kapatıyoruz veya tuş kilidini aktif veya deaktif ediyoruz. Üst tarafına baktığımız zaman 3.5 mm'lik bir jack girişi görüyoruz arkadaşlar. Alt tarafında ise bir adet mikrofon ve USB 2.0 girişi bulunuyor. Ön tarafında sadece ön kamerası bulunuyor ve alt tarafta da sanal, geri, home gibi tuşlar bulunuyor. 3 adet sanal tuş var alt tarafında. Bunlar ışıklı arkadaşlar. Gece karanlıkta çok net görebiliyorsunuz. Arka tarafında bir tane kamerası var. Kameranın hemen sağında hoparlör, solunda da tek ton LED bir flash bulunuyor. SIM kartı nereden takıyoruz? SIM kartı arka kapağı açtığımız zaman görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta SIM kart girişlerini görebiliyoruz çünkü çift SIM destekleyen bir telefon bu. Bir tane normal en eski kalın SIM'lerden takabiliyoruz. Bir tane de onun bir ufağı olan mikro SIM kart takabiliyoruz. Mikro SIM kart yuvasının hemen yanında da 64 GB'a kadar destekleyen mikro SD kart girişi bulunuyor. Telefonun 5 inçlik bir IPS ekranı var arkadaşlar ve bu IPS ekranın çözünürlüğü 1280x720. Full HD bir çözünürlüğü yok. Burada da tabii ki de güce önem verilmiş diyebiliriz. Ne kadar az çözünürlük varsa, yani 1280x720 pil ömründen de o kadar az diyor diyebiliriz. Ayrıca bu ekranın da inç başına düşen piksel sayısı, yani PPI'yi 320. Telefonun boyutlarından bahsedeyim arkadaşlar. 14.3 cm bir uzunluğu var. 7.2 cm bir genişliği ve 8 mm'de bir kalınlığı var. Ayrıca telefon 128 gram ağırlığında. Telefonun teknik detaylarına da bakalım arkadaşlar. MediaTek 6582 kullanılmış telefonda 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex A7 bulunuyor. Grafik işlemcisi olarak da Mali 400 kullanmışlar. Telefonun güzel taraflarından birisi 2 GB RAM bulunuyor. RAM'den kaçınmamışlar, 2 GB RAM'i telefona yapıştırmışlar. Telefonun kendi hafızası 16 GB ancak siz bunu az önce de belirttiğim gibi micro SD kartta 64 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Böylece de kendinize depolama için daha fazla alan yaratmış olursunuz. Telefon Android 4.4.2 KitKat ile birlikte geliyor arkadaşlar. 5.0 Lollipop güncellemesi gelmeyecek ancak şu an içindeki sürüm oldukça stabil çalışıyor. Size bir sıkıntı çıkartmayacağını söyleyebilirim. Gelelim pil durumuna telefonun. 2100 mAh'lik bir pili var Quattro M1453'ün. Pilden mükemmel bir performans beklemek yanlış olur ancak günümüz akıllı telefonların çoğu bir günü çıkartıyor. Bu da o tarz bir pil arkadaşlar. Bir günü çok rahat bir iş gününü, okul gününü götürüyor. Akşam eve gittiğinizde yatmadan önce şarja takmanız lazım telefonu. Günümüzdeki çoğu akıllı telefon gibi. Kutunun içinden çıkan kulaklığa bir göz atalım arkadaşlar. Kulaklığın görünümü oldukça güzel olmuş. Sesi de bu ölçüde bence gayet güzel yaptığım testlere göre. Dış sesi oldukça iyi yalıtıyor. Özellikle baslı müzik seven arkadaşlar için kulaklık oldukça tatmin edici diyebilirim.
Gelelim telefonun SAR değerlerine arkadaşlar. SAR değerleri oldukça iyi telefonun, yani iyi dediğim hani sizin bir taraflarınızı düşürmeyecek seviyede. Kafada 0,245 watt bölü kilogram, vücutta ise 0,348 watt bölü kilogramlık bir SAR değeri var. Dilerseniz Quattro M1453'ün ya da M1453'ün bir de kamerasına bakalım. 16 megapiksellik bir arka kamerası var arkadaşlar. Sony sensörü kullanmışlar. Diyafram değeri de f2.0 bu kameranın. Kameranın çok ufak bir eksi yönü olduğunu söylemeliyim. Birazcık geç netliyor kamera. Hani bu geçten kastım da tabii ki de dakikalarca beklemiyorsunuz. Alıştığımız o çok hızlı olan akıllı telefonlardan böyle milisaniyelik daha fazla bir gecikmesi var. Ayrıca 1080p saniyede 30 kare çekebiliyor bu arka kamerası. Zaten şu an arkada dönen görüntülerde arkadaşlar kameranın nasıl fotoğraflar çekebildiğini görebiliyorsunuz. Telefonun selfie kamerası ise arkadaşlar 5 megapiksel, selfiecileri üzmeyecek bir kamera. Da böyle ahım şahım mükemmel bir selfie kalitesi beklemeyin. Ancak ne kadar ekmek o kadar köfte diyelim. Dilerseniz Quattro'nun bir de oyun performansına bakalım. 15 dakikalık test sonucumuzda nasıl bir sonuç verecek onu görelim. Evet arkadaşlar, telefonla 15 dakikalık oyun testimizi yaptık ve sonuçlar şu şekilde çıktı. Başlamadan önce telefonumuzun şarjı %48'deydi. Ve 31 derecelik ortalama bir sıcaklığı var telefonun. Malum havalarda şu an İzmir'de cehennem sıcağına doğru koşturuyor. Şöyle söyleyelim, %48 olan şarjımız full parlaklıkta Wi-Fi açık. Asphalt 8'de %38'e düştü. Yaklaşık %10'luk bir düşüş var. Aynı zamanda 31 derece olan sıcaklık 43 dereceye kadar yükseldi. Telefonun oyun sonuçları bu şekilde arkadaşlar. Bir de benchmark testine sokalım. Benchmark sonuçları şu şekilde arkadaşlar. AnTuTu'da 18.634 puan aldı. Sıralamalarda biraz geride kaldı. Tabi birazdan fiyatını söyleyeceğim. Fiyata göre değerlendirdiğimiz zaman puanın fena olmadığını görüyoruz. Geekbench'te de tek çekirdekte 355, çoklu çekirdekte de 1172 puan aldı. Quattro M1453. Quattro'nun biraz da servisine değinmek istiyorum arkadaşlar. Gayet iyi bir servis hizmeti olduğunu söylüyorlar. 7/24 telefonda size hizmet veriyorlar. Ayrıca herhangi bir arıza durumunda da sorgusuz sualsiz birebir değişim yapıyor. Eğer bu sorun sizden kaynaklanmıyorsa. Ayrıca telefonunuzu da gelip kapınızdan alıyorlar ve tekrar kapınıza kadar ücretsiz bir şekilde getiriyorlar. Bir de şunu belirtmişler arkadaşlar. Servis süresi olarak hani sizi 2 hafta telefonsuz bırakmıyorlar. 1-2 gün içinde probleminizi %99 çözdüklerini belirttiler. O yüzden servis açısından Quattro sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Telefonla ilgili son sözlerimize gelelim ve ardından hemen kampanya detaylarımızı açıklayalım arkadaşlar. Telefonun 600 liralık bir fiyatı var. Yani 600 liraya bu özellikler fiyat performans telefonu olduğunu gösteriyor. Giriş seviyesi Android telefonlar için üst sıralara oynayacak bir telefon olduğunu düşünüyorum. Şimdi kampanya detaylarını söylüyorum arkadaşlar. Kampanya bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle başlar. 17 Mayıs 2015 Pazar günü gece saat 12'de de sona erer. Ertesi günde biz webtekno.com'dan sonuçları açıklarız. Kampanyaya nasıl katılacaksınız onu da anlatayım. Şimdi bu videoyu herkese açık bir şekilde Facebook profilinizde paylaşmanız lazım. Herkese açık kısmı çok önemli çünkü hani biz sürekli kampanya yapıyoruz ve kampanya sonuçlarına bakarken görüyoruz. Siz gizli bir şekilde paylaştığınız zaman biz o videoyu paylaşıp paylaşmadığınızı göremediğimiz için siz kazansanız dahi hediyeyi size gönderemiyoruz. Videoyu herkese açık bir şekilde paylaştıktan sonra şu an ekranda gördüğünüz ve videonun açıklama kısmında gördüğünüz formu doldurmanız lazım. Yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Yani form dolduruyorsunuz ve videoyu herkese açık bir şekilde Facebook profilinize paylaşıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra da kampanyamıza doğal olarak katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi 17 Mayıs Pazar günü saat gece 12'de sona erer kampanya. Ertesi günde webtekno.com'da sonuçları açıklarız. Quattro ile ilgili, kampanya ile ilgili ve herhangi bir şeyle ilgili aklınıza bir soru takılıyorsa yorum kısmına atın arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.